İstanbul'da yer alan ve en güzel camilerden biri olan Pertevniyar Valide Sultan Camii, mimarisiyle adeta sanatsal bir şaheserdir. Dünyanın farklı yerlerinden önemli isimlerin bir arada çalıştığı bu özel cami, Osmanlı döneminde yapılmış en özel yapılar içerisinde yer almaktadır. Özellikle tarihi dokusu ve diğer camilere göre farklı mimari yapısı pek çok insan tarafından oldukça ilgi görmektedir. Bu cami, Sultan 1. Abdülaziz'in annesi ve Sultan 2. Mahmud'un eşi olan Pertevniyar Valide Sultan adına yaptırılmıştır. Özellikle caminin mimari tasarım için çok önemli isimler dünya çapında katılım göstermiştir. En önemlisi neogotik mimari tasarımın nedeniyle diğer camilere göre farklı bir yapısı bulunmasıdır. Avrupa'yı bir tarz ile beraber dönemin mimari yapısını yansıtan nitelikli ve gösterişli bir etki sunuyor. Pertevniyar Valide Sultan Camii İstanbul'da yer almaktadır. Daha çok İstanbul'un Suriçi Aksaray Meydanı'nda yer aldığını dile getirmek mümkün. Pertevniyar Valide Sultan Camii 1869-1871 tarihleri arasında yaptırılmış en özel mimari yapılar içerisinde yer almaktadır. Günümüze kadar korunmuş olan bu cami, en çok ilgi gören ve farklı tasarımıyla dikkat çeken camilerden biridir. Özellikle neogotik yapısı sebebiyle Pertevniyar Valide Sultan Camii, diğer camilere göre çok farklı bir tasarıma sahiptir. Üstelik o dönem din bilginlerinin, hocaların ve devletin ileri gelenlerinin katılımıyla temel atma töreni yapılmış, dönemin en önemli camileri arasında yer almaktadır. Bu esnada Pertevniyar Valide Sultan, meydanı gören bir evin içerisinde temel atma törenine şahitlik etmiştir. Dolmabahçe Camii'nden daha geniş bir yapıya sahip olan bu cami, tek yüksek minareye sahipken oldukça incedir. Ayrıca meydana bakan avlusu bulunurken birçok özel süslemesiyle dikkatleri üzerine çeken estetik bir yapısı bulunur. Bu caminin yapılışında birçok önemli isim çalışmıştır. Caminin planında Sarkis Balyan ile beraber Hagop Balyan yer almaktadır. Aynı zamanda caminin mimarı ise Montani olarak biliniyor. Çizim işlemleri konusunda o dönem desinatör Osep görev almıştır. Bu isimlerin bir araya gelmesiyle neogotik bir yapı altında kendine has tasarımıyla Pertevniyar Valide Sultan Camisi ortaya çıkmıştır. Pertevniyar Valide Sultan Camii'nin kubbesi yüksek fakat küçüktür. Neogotik yüzey bezemeleri bu camiye ayrı bir güzellik kazandırır. Aynı bezeme zenginliği ve güzellik caminin iç kısımları içinde geçerlidir.
altın yaldızla parlatılan mavi rengin egemen olduğu kalem işi süslemeler, iç mekanı baştan sona süslemektedir. Caminin uslubu, Çırağan Sarayı'nda olduğu gibi gotik uslubundan Hint mimarisine kadar Türk mimari uslubu da dahil olmak üzere çeşitli mimari uslupların karışımından meydana gelmiştir. Mihrabı sade, mukarnaslı ve salbekli şemsili tepeli ile klasik formdadır. Aynı sadelikte mermer minberin yan tarafında istidri motifi görülmektedir. Gözü yoracak derecedeki süslemelerde bitkisel unsurların yanı sıra yıldız düzenlemeleri de görülür. Kürsüsü 8 köşeli ve oymalı olup mermerdir. Caminin iç alanı 1000 metrekare, avlu ve bahçesinin alanı ise 3000 metrekaredir. Caminin avlusuna doğu, batı ve güney olmak üzere 3 kapıdan girilebilmektedir. Ana mekanın güzelliği, süsleme yoğunluğu ve çeşitliliği ile dikkat çekiyor. Güneydeki Abidevi tek kapı kemerinin ortasında Tuğra olup kitabesi de Tuğra'nın altında yeşil zemin üzerine yazılmıştır. İç ve dış mimarisinin güzelliğiyle dikkatleri çeken Pertevniyar Valide Sultan Camii, İstanbul'da bulunan en güzel camilerden biridir. Sizler de bu camiyi mutlaka ziyaret etmelisiniz.